Mesela sabırlı bir insanı biz doğal olarak severiz. Fedakar bir insanı severiz. Cömert bir insanı sever insanlar. Kendi imkanlarını paylaşan bir insanı severiz. Kötü bir tavra iyi karşılık vereni severiz. Bir tavrımız olduğunda onda hayır görüp onu hayra yoranı yine severiz. Bütün bunlar olmadan ne olur biliyor musunuz? Et ve kemik kalır geriye. Et ve kemiği de sevemeyiz. İşte Allah böyle bizim kalbimizde aşkı yaşatmak için, tutkuyu yaşatmak için dünyada bize böyle bir eğitim uyguluyor. Biz bu aşkın, sevginin eğitimini aldıktan sonra cennete girebiliyoruz. İnşallah. Yani aşkı, sevgiyi bilmeyenin cennette girmesi durumunda cennet onun için hiçbir şey ifade etmez. Yani güzel kapısı olabilir, ona bir şey etkilemez. Aşık güzel kapıdan etkilenir. Orada güzel insanlar vardır. Aşık değilse bakar onlara, boş boş bakar. Allah aşkıyla bakan o güzelliği görür. Ondan zevk alır. Dolayısıyla imanının derecesiyle orantılı olarak zevk alır. Mesela biz şimdi burada hayvanları göstertiyoruz, küçük canlıları göstertiyoruz. Her insan imanın derecesine göre onlardan zevk alır. Mesela kiminde çok şiddetli etki yapar, kiminde de vasat etki yapar. Ne var? İşte bir hayvan der. Ne var? Bir şey yok onda der. Ama bir kısmı da şiddetli bir özlem duyar onları sevmeye, dokunmaya, değil mi? Ve bağrına basmaya. Hatta sevmeye de doyamaz. İnşallah. Yoldan geçenlere bakıyorum. Arabayla geçenlere, yolda yürüye gidenlere. Yani lalelere bakan çok nadir insan oluyor. Binde bir. Halbuki nefes kesecek bir şey o. Yani zaten güzelliğine bakalım diye de emek verip oraya konmuş onlar. Allah onları o kadar nefis yaratmışken, o kadar zengin bir renk cümbüşü varken onlara bakmamak akıl alacak gibi değil. İşte bu aşığın ruhuyla orantılı. Yani cennete gitse adam, demek ki orada çiçekler olsa o ilgilenmeyecek. Değil mi? Ama aşık küçük bir yerde mesela ufak bir çiçek olmuş olsa doya doya gider ona bakar. Doyamaz onun güzelliğine.